Yok, geçen hafta daha çıkar, bu hafta. Geçen hafta yetmemişti. Yetmeyen. Günaydın, hoş geldiniz. Bu güzel cumartesi gününde sizi intihara sürükleyecek şeyler anlatacağım. Onun için de beyaz kefenimi giydim geldim. Görmüş olduğunuz sunumlar, bir internet sitesi var. Belki çoğunuz kullanıyorsunuzdur. Academia Edu diye. Akademisyenlerin Facebook'u denir buna. Burada biz çalışmalarımızı yüklüyoruz. Oraya şifreyle üye olup görüntüleyebilirsiniz. Yararlı bir sitedir, tavsiye ederim. İlgi alanlarınıza göre tüm dünyadan akademisyenlerle de tanışabilirsiniz. Bu sunumu da dün gece oraya yükledim. Yani PDF formatında ki hani kaçırdım, kaçırmadım, aynı olacak, ulaşamayacak, derde olmasın. Oradan da çekebilirsiniz, görebilirsiniz. Evet, başlamadan önce başlıkla ilgili bir şey anlatmam gerekir. Daha doğrusu önce kendimden bahsetmem gerekir, değil mi? Belki tanımayanlar vardır. Maltepe Üniversitesi Sosyoloji bölümündeyim. Bir süredir felsefe bölümündeydim ama doçentlik sonrası böyle bir alan değişikliği oldu. Maltepe Sosyoloji bölümünde çalışıyorum, sosyoloji bölüm başkanıyım.
aynı zamanda fakültemizin dekan yardımcısıyım. Betül Hoca'nın 20 yıllık öğrencisiyim. Öyle bir tanışıklığımız da var. Sizleri de çoğunuzu sanırım 4 yıldır hemen hemen tanımış oluyorum. Yani felsefe akrabalığından tanışıklığımız var. Şimdi postmodern doğum, postmodern ölüm derken bakın birinciyi çizgiyle ikinciyi çizgiye yani tire kullanmaksızın yazdım. Birincisi moderniteden sonraki tarihsel dönemi ifade ediyor. Yani her birimizin aslında ve çocuklarımızın da doğumları post-modern yani moderniteden sonraki ister adına modernlik deyin, ister modern olmayan deyin belli bir yeni dönemdeki doğumları kapsıyor. Onun için buradaki ağırlıklı çoğunluk mesela postmodern doğdular. Postmodern de öleceğiz. Ama burada çizgi yok, tire yok. Çünkü ölümlerimiz postmoderndir artık. Neden böyle olduğunu da içerisinde detaylarını vereceğim, örneklerini vereceğim. Şimdi başlamadan önce yine yaşamakla ölüm üzerine konuşursak ve bunları moderniteyle nasıl açıklayacağımızı, postmoderniteyle nasıl açıklayacağımızı söylersek, felsefe diliyle aslında yaşamak bir düşünce. Yani biz yaşamayı düşüncemizle kuruyoruz ve düşüncemizle yaşadığımızın farkına varıyoruz. Bunu bir kedi ya da bir papağan yapmayacaktır. Onun biyolojik bir yaşamı elbet vardır ama bizim hayat dediğimiz, içerisine değerleri, kültürünü koyduğumuz, bilincimizi çalıştırdığımız yaşam alanı düşüncemizle var olan, düşüncemizde menkul bir alandır. Ölüm ise bir kültür, yani antropolojik kökenleri olan ve birazdan göreceğimiz çağlara göre değişen, öğrenilen bir şeydir. Yani ölmenin biçimleri vardır ve bunlar toplumsal olarak, antropolojik olarak belirlenmiş şeylerdir. Şimdi bize bu ayrımları yaptıran ve bize bu tartışmalarda da modern, postmodern gibi bir ikilemi yaratan şey nedir? Geçen hafta tabii bahsedildi, hocamız giriş yaptı ama ben de kendimce bazı şeyler söylemek istiyorum. Bir kere postmodernizm nedir diye sormak hatalı bir sorudur. Postmodernizm ne değildir diye sorabiliriz. Çünkü postmodernizm gücünü tarif edilemezliğinden alır. Tarif ettiğinizde onu kısıtlamış ve kısıtladığınız için de güdükleştirmiş, yani modernist bir bakış açısıyla sınırlandırmış oluyorsunuz. Onun için postmodernizm nedir diye sorulan sorulara doğrudan bir yanıt yok. Postmodernizm ne değildir diyedir bütün kitaplar. Ve anlatılan şeyler hep bir önceki geleneğine, kendisinden önceki geleneği nasıl olumsuzladığıyla ilgili örneklerle doludur, eleştiren örneklerle doludur. Şimdi postmoderniteye ne zaman geçildi, geçildi mi? Postmodernite diye bir şey var mı? Bu çok tartışmalı. Ve bu tartışmanın kendisi de postmodern. Ama bizim bildiğimiz, yani tarihsel süreç içerisinde anladığımız şunlar var. Bir kere resmi modern ulus devlet ideolojisinde bir yıkım oldu tüm dünya. Bir diğeri, aydınlanmadan ve modern bilimden gelen ilerleme kavramı sekteye uğradı. İlerlemenin niteliği, nasıl bir ilerleme olduğu, daha yeni doğanların önceki doğanlardan daha mı ileri olup olmadıkları tartışılmaya başlandı. Yani her geçen yüzyıl insanlık gerçekten ilerledi mi, yoksa önceki çağları arar hale mi geldi, bu postmodernizme güç kattı. Bir üçüncüsü de, modern toplum örgütlenmemizde ve bireysel ilişkilerimizde meşruluk kaynakları değişti. Meşruluk kaynağımız önceden bilimdi ve bilimsel pozitivist yaklaşımdı. Ama şimdi öyle değil. Farklı farklı meşruiyetlerden kaynaklarını alan farklı farklı örgütlenmeler, farklı farklı iletişim biçimleri ve ilişkiler ağı içerisindeyiz. Buna da postmodernizm tartışmasında Rashomon etkisi deniyor. Rashomon, Akira Kurosawa'nın bir filminin adı. Yaşanan bir olayı Rashomon filminde dört kişi farklı farklı anlatır. Ve seyirci sonucunda Rashomon etkisiyle olayın ne olduğunu anlamaz. İşte Rashomon böylelikle hakikatin toplumsal bir argüman olduğunu,
bir bulgu olduğunu, gerçek bir öz olmadığını gösteren bir etkidir. Yani Rashomon etkisindeki toplumlar ve bireyler artık bir öz arayışında, bir hakikat arayışında değildir. Bunları nasıl kurguladığının arayışı içerisindedir. İşte bu durumda postmoderndir. Ve bu durumda da olması gerekenle değil, hep olanla uğraşılır. Şu an bizim sosyolojide, bazı felsefi yapımlarda, psikolojide hep ele aldığımız şey olması gerekenler değil, olanların dünyasıdır. Dolayısıyla olması gerekene dair bir inançta sarsılma vardır. Sanki oraya ulaşılamayacaktır, sanki bir relativite söz konusudur. Olması gerekenlerin zeminleri kaymıştır, o meşruiyetler kaybolmuştur gibi düşünülür. Bunlar hangi kavramlarla karşımıza çıkar? O kavramları sayacağım. Kendi hoşunuza gideni seçip araştırabilirsiniz. Mesela postmodernizmin literatürünü oluşturan, bunlar teorisini yaptığımızda içindeki taşlarını yerine koyan tartışmalı kavramlar şunlar bence. Uyum, sınırlar, doğruluk, eleştiri, şiddet, sömürü, sol büyük harfle, ideolojik sol, gerekçelendirme, nesneleştirme, yenilik, kamusallık, demokrasi, akıl, çok kültürcülük, metinler arasılık, güç, teknoloji, operasyonalizm, haklılık ve görecelik, post-endüstriyel üretim, distopya, hissetmek, yaratıcılık, küçük ve büyük harflerle yeni, küçük harfle yeni, büyük harfle yeni ve bunların birbirine denk olmayışı, bir karşılaştırma biçimi olarak beden, öznellik, parçalılık, mikro çalışma, kuarklar giriyor işin içine, mikroekonomi giriyor, sosyolojideki yerellik giriyor, entropi, arzu siyaseti, farkındalık ve bundan kaynaklanan bilmek yerine anlamak davranışı, uzlaşma, ölçme evreni anlatı. Bunlar postmodernizmin temel ya da daha doğrusu hareket ettiği, üzerine binip ondan hız aldığı kayıkları, taşları, temel kilometre taşları. Şimdi böyle bakmak, yani postmodernizmi anlayabilmek ya da ne derdinin ne olduğunu anlayabilmek için bir süreliğine bildiklerimizi de biraz unutmamız ya da çok doğru ve hakiki olarak bildiğimizi düşündüğümüz şeyleri esnetmemiz gerekiyor. Örneğin yaşamak düşüncesi ölüm kültü olarak konulduğunda postmodern doğum ve postmodern ölüm ilişkisinde kültür bir hayatta kalma uğraşısı olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu antropolojik olarak da böyle olmuş. Yani insanın kültürü kurması, kültürü yayması, kültürü paylaşması, kültürler arasılık günümüzde çokça konuşulan şey, hayatta kalma sürecimizle ilgili bir uğraş. Diğer yandan, böyle bir karşılaştırmada bedenin bir tür kabuk ve bu kabuktan kurtulmaya çalışıyorum ben. Bu beden neden bir kabuk? Çünkü ölümden etkilenen bir nesne sadece. Ve ölümden etkilenen bir nesne olduğu için de sadece cansız bir nesneymiş gibi ele alınıyor. Yani bugün günümüzde kabuk bedenin şeylerini nasıl buluruz? İzlerini nasıl buluruz? Piercing, dövmeler, tatular. İnsanların kendi vücutlarıyla ilgili bazı radikal, eksternaliz şeyler yapması. Bu tür şeyler, bağlantılar bedenin artık kabuk olarak görüldüğü, cansız bir nesneymiş gibi görünmesiyle ilgili. Yaşam ve ölme biçimleri ve buna yani ölüme biçilen anlamlarsa bireysel değil bizim toplumsal ve tarihsel olarak algıladığımız şeyler. İşte postmodernizm burada devreye girmeye başlıyor. Yani siz canım dediğiniz bedeninize bir kabukmuş, kendisinden kurtulmam gereken bir şeymiş gibi baktığımızda. Ölüme dair düşünceleri toplumsallığıyla ilgili düşünmeye başladığınızda postmodern bir eleştiri yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu modernitenin doğrudan söylemek istediği bir şey değil. Modernitenin amacı
bireyi olabildiğince yetkinleştirmekken, burada bireyi mümkünse öldürmek ama bu ölümü yaparken de acı çekmemesini sağlamak söz konusu. Bunların ayrıntılarını vereceğiz. Yaşam ölüm diyalektiği. Doğadaki siyah beyaz, sıcak soğuk diyalektiği gibi ilk çağlarda oluşmamış. Yani kaynaklara baktığımızda, antropolojik kaynaklara ki bu İlgiç ve Baudrillard'ın çalışmalarıyla Malinowski'nin bazı antropolojik belirlemelerinde geçer. Yaşam ölüm diyalektiği öte dünya anlayışı oluştuktan sonra ve bu öte dünya anlayışı dinler tarafından pazarlandıkça oluşmuş bir diyalektiktir. Yani ölüm ancak ben bir öte dünyaya gidiyor isem bu yaşamın zıttıdır. Onun dışında zaten gelecek bir şeydir. Antik çağ bilgelerini hatırlayalım. Ölüm varsa ben yokum. Ben varsam ölüm yok. Ölümden korkmanın anlamı yok der bir antik çağ filozofu. Onun için ölüm korkulacak veya kendisiyle mücadele edilecek bir şey değildir. Bir bilinemez durumdur. Ama burada bu bilinemezliği bir tür öte dünya anlayışına, bir tür metafiziğe taşıdığınız zaman ölüm karşımıza diyalektik olarak çıkar. Bunun yararları var, zararları var. Bunun zararlarından bir tanesi hep ölecekmiş gibi olduğunu düşünmek. İşte yaşamının biteceğini düşünmek. Bazen anın değerini vermeye çalışmak, bazen anın değerinden kaçınmak. Değil mi? Mesela yani öleceğimi bilirsem her anını dolu dolu yaşamak isterim. Bir yandan da şöyle de düşünebilirim. Nasıl olsa öleceğiz. Hani çok da bir şeye çabalamaya da gerek yok derim. Onun için diyalektik hep öte dünya üzerine şeylerle başlamıştır bu iletişimlerle. Şimdi modern öncesi dönem dediğimiz, yani ilk toplumlardan modern bilimin ortaya çıkışına kadar durumlarda beden ve ölüm toplum sağlığının bir göstergesi. Yapılan sunaklar, yapılan işte ritüeller, efendim ölüm biçimleri, bir kişinin ölmesinin ne anlama geldiği toplumlar, kabileler tarafından farklı farklı biçimlendirilmiş. Bunlarla ilgili örnekler çokça verilebilir tabii. Ama siz de bakıp bulabilirsiniz. Bazı kabileler, örneğin ilk yerel Afrika kabilelerinde ölüm bir armağandır. Çin-Hint düşüncesinde ölüm zaten bir yeniden doğuştur. Şaman düşüncesinde ölüm bir yalnızlıktır. Eğer çok günahkar bir yetiştirebilseniz. Yani sürekli olarak kültüre göre ölümün anlamını içerisi doldurulmuştur. Modern öncesi dönemde akrabalık ilişkileri esas olduğu için bir diğerinin ölümü ve doğumu beni doğrudan etkiliyor. Ama şu an mesela her bir konuşmamızda 3000 çocuk ölüyor. Bu bize etkilemiyor. Ölüm bir değiş tokuş ve armağan sanki ruhlar veya bu ölen her neyse bunun öte dünyaya bir değiş tokuşu yapılması ya da varsa yüce bir ruhla, yüce bir totemle, neyse artık adı, ulvi bir şeyle bir değiş tokuş. Hani çok yağmur yağıyor, artık güneş açsın diye bir ölüm töreni. Tanrılar kızmasın diye Tanrı'ya bahşedilen bakire bedenler. Böyle baktığımızda ölüm bir armağan ya da değiş tokuşmuş gibi görünür. Hatta Platon'un devlet diyaloğunda bilinir Er destanı veya işte eski Yunan'ın mitolojisinde bilinir bu ruhların dolaşımı, işte Hades'e gitmesi, oradan tekrar dönmesi, erdemli bir hayat yaşarsa daha yetkin bir canlı, erdemsiz bir hayat yaşarsa başka bir canlı türünde dönmesi gibi. Modern öncesi dönemde ölümü kutluyorlar bunun için. Ve modern öncesi dönem eğlenceyi ölüm üzerine yapıyor, doğum üzerine değil. Modern öncesi döneme şamanizmi de koyarsanız, mesela şamanlıkta ölen bir kişinin 40. gününde mezarının üstüne kımız sofrası kurulur, davullar çalınır, eğlenceler yapılır, danslar edilir. Çünkü o öte dünyadaki kişi yalnız bırakılmamış olur. Eğer bu olmazsa o kimsesizdir, yalnızdır. Tanıdığı kişilere sesini duyurmaya çalışır öte dünyada ama onu duymazlar. Yani en büyük cezalandırma şamanizmde yalnızlıktır. Onun için eğlenceyle kutlanır. Yani öldün ama ölmedin aslında, biz de yaşıyorsun. Veya biz orada da yanındayız gibi bir şey vardır. Modern öncesi dönemde bu anlamda doğumla ölüm karşıt değildir
biri bir başka olaymış gibi, biri bir diğeriymiş gibi sunulur. Şimdi doğum ölüm karşıtlığı modern dönemde karşımıza çıkacak ve buradan postmodernizm tartışmaları modernizmin karşılığına saldıracak. Modern dönemden nereyi kastedebiliriz? Rönesans sonrası. Değil mi? Rönesans sonrasına başlatıp ta 2. Dünya Savaşı'na kadar gelebilen bir dönemi kapsayabilir bu. Bu dönemde yaşam ve ölüm toplumsal kurum ya da kurumlar tarafından denetlenir. Bakın, doğan bir çocuğa belli bir süre içerisinde nüfus cüzdanı çıkarmak zorundasınız. Onun hemen bir TC kimlik numarası olacak. Akrabalık ilişkilerine girecek. Yani bir anne doğumunu doya doya yaşayamaz. Adı ne olsun? Zıkkımın kökü olsun. Onu sonra düşünürüz. Babası kim? Değil mi? Bu sorular, yani her bir doğumun kafamıza gelen, hegemonyayı getiren bir kurumla doğdu, nerede doğdu, niye doğdu, kim yaptı, bütün hepsinin seceresi bilinir. Ölüm de böyledir. Ölünüzü ben evimin bahçesine gömmek istiyorum dedemi. Sabah açayım, göreyim orada. Veya cam bir tabuta koyayım mesela, dik dursun. Yatmasın, rahmetli hiç yatmayı sevmezdi. Böyle dik dursun karşında. Hayır, buna hakkın yok. Çünkü onun bedeni doğarken de, ölürken de kendisine ait değildir. Kurumlara ve topluma aittir. Modern dönem bu şekilde denetlenir bir olgu olarak doğumu ve ölümü kurar. Ölüm bir eksilme veya hastalıktır. Yani ölmek, bakın, modern öncesi dönemdeki bir kutlama değil, bir yere gidiyorlar olmak falan bir şey değil. Bir tür hastalık, bir tür eksilme, bir tür eksiklik bu. Bedenin son buluşu ve ölümsüz ruh gibi bir şeyin ne varsa çıkışıdır. Modern beden üreten bir bedendir ve modernizmi çokça besleyen bu üretim ilişkisi bedeni sürekli olarak üretmeye yönlendirmiştir. Ölüm bedenin üretiminin durmasıdır sistem için. Yani öldü, ne oldu şimdi? Sistem durdu. Sistem bazında anlaşılan, bu rasyonelite içerisinde çözümlenmek istenen bir olgudur. Modern sonrası dönem diyelim, postmodern dönemi o anlamda kullanıyorum. Şimdi bugünümüze bence, yani ben o anlamda daha yakın ve daha açıklarını buluyorum. Bedenimiz özel bir mülkiyet alanıdır. Benim bedenim, değil mi? Söylemler var, hani hükümete karşı. Benim bedenim, ne istersem yaparım. İtaatsiz beden, itaatkar bilim, tıp ve hizmet sektörüyle denetleniyor, bakın. Bu sefer kurumla değil. Yani kurumu aşan bir şeyler var. Canan Karatay çıkıyor, ceviz yemiyor. İşte öbürü diyor, karınızı yiyebilirsiniz diyor, çıkıyor. Et, protein, saflı. Yani böyle baktığınız zaman çeşitli açıklamalar, sisteme itaat gösteren bilim çevreleri, tıp çevreleri ve hizmet sektörüyle denetlenir. Şimdi ben mesela belirte skolyoz var, her gün bir avuç içiyorum. Yok, bu bilmem neye iyi geliyor, bu aradaki sıvıyı şey yapıyor. Bunu işte hiç alamazsın, 5 kilo kabak yemen lazım. Onun yerine bu hapa al. Tepsi var böyle, 70 yaşında biriyim için. Bir kabrak içiyorum, onu iç, bunu iç, bunu iç. Üretilmiş bir şey, sektör. Ve beden buna itaatsiz kalabilir. Ama itaatsiz kalan bedene hep sürekli olarak, baskı olarak bir itaatkar bilim, tıp ve hizmet sektörü denetimi vardır artık. Doktorunuz sizin nasıl öleceğinize karar verir. Aramızda doktorlar var, soru cevaplarda rahatsız etsinler. Doktorumuza bağlı, fişinizi çekebiliriz. Ailenize bağlı, yani belirleriz sizin hayatınızı. Bu anlamda bir denetim var. Beden tüketen bir beden, bakın, artık üreten bir beden değil. Yani çoğumuz kas gücüyle çalışmıyoruz. Artık tüketiyoruz. Daha önce üretilmiş pek çok şeyi tüketerek var olan bir bedeniz. Ancak sağlıklı olmak zorundayız. Özel sektörde 3 gün raporlu olursanız maaşınızı keser. Belli bir günden fazla raporlu olursanız sizi işten çıkarabilir. Çünkü sen onun için bir üretim aracısın. Ama bu benim sağlığım, biricik hayatım var. Şimdi oradaki bir şey mi önemli? Benim sağlığım mı? Hayır, bir şey önemli. Verimin düşüyor. Bakın, söyleme.
yani verim olarak görüyor seni ve hep sağlıklı olmak zorundasın. Bu anlamda maşallah Betül hocamız 20 yıldır tanırım, hiç rapor kullanmamış. Bu anlamda kendisini postmodern ilan ediyoruz. Beden hem nesne hem öznedir postmodern dönemde. Bakın modern dönemde kendisini özneleştirdi. İlkel çağlarda veya modern öncesi dönemde bir kabuk ve bir nesne olarak kendisi üzerinde bir şeyler yapıyordu. Ama artık postmodern dönemde yeri geldiğinde nesne olur, yeri geldiğinde özne olur. Ölümü sıradanlaşmış ve tüketim zincirinin bir halkası olarak süslenmiştir. Artık bu dönemde bizlerin ölümleri sıradanlaşmış ölümlerdir, kanser grip gibidir mesela. Bir istatistikten ibarettir yaşamımız. Belli bir sayıda domuz gibiden ölüver. Bunlar ne yaşadı, hayatları nasıldı, kimler bildi, bu önemli değil. Sıradan ölümler. Hani Hannah Arendt kötülüğün sıradanlığı diyor ya, postmodernizm açısından da ölümün sıradanlığı söz konusu. Ve bu sıradanlık tüketim zincirinin bir halkası olarak da süslenmiştir. Henüz Türkiye'de olmadı ama Avrupa'da, Amerika'da gidenler, akrabaları olanlar bilirler. Şimdi ölüm var, ölüm var. Yani töreni nasıl olacak? Burada size gösteremeyeceğiz ama linklerini verdim. O sayfada bulabilirsiniz. Mesela Ortodoks bir şey ölüyor, çar. O çar öldüğünde ne olacak mesela? Pudranın en iyisi kullanılsın. Rahmetli böyle güzel baksın. İşte kendisini güzel giydirelim, süsleyelim. Ya da işte yakılacaksa onun bir maliyeti var. Türkiye'de nerede yatmak istiyorsunuz? Şimdi zincirli kuyuysa Karacaahmet'te. Bayağı pahalı. Pahalı, akraba lazım. İndiragandı bir şeyler yapman lazım. Ama Ferhat Paşa, Mert Paşa orayı da gömüyor. Oralar da bitti. Hatta kendi bir yakını öldüğünde yanına bir mezar da ben alayım. Hani devrenin gibi yanına da alayım. Ona da şimdi şey diyorlar değil mi? Toprak çeker almayın. Toprak çekermiş. Onun için beden hem nesne hem özne, ölümü sıradan ve tüketim zincirinin bir halkası. Adam ölüyor, yıkamak için vezneye para yatır. Muhtarlar kağıt al, bilmem ne yap. Yani hep bir tüketimle ilgili bir şey. Ölmeyeceğim diye de tüketiyoruz. Benim tepsideki haplarım gibi. Hani ölmeyeceğiz sanki. Onun için de bir tüketim. Sağlıklı yaşayan pek çok bireyler değil mi? Koşuyorlar mesela şeyde, sahilde koşuyorlar. Belediyenin şeylerinde, spor salonlarına gidiyorlar. Ve bununla ilgili sektörün büyüklüğünü düşünün. Diyetisyenlere ödediğiniz paraları düşünün. Vitaminlere ödediğiniz paraları düşünün. Detoks etkisi varmış ki ten tohumu. Bilmem neyi sık, suyunu iç. Bir de maranki var mesela. O çok postmodern mi sen maranki? Hani tam bir tüketici o. Çünkü hani iktisat şeyiyle ve liberal ekonomiyle geliyor. Maranki bu anlamda çok iyi bir tüketici. Ve tüketen, bedenleri tüketen biri. Bulduğu şeylerle sıradanlaşmayı tüketimle çözüyormuş gibi pazarlama yapan biri. Sadece o değil, pek çok o sektördeki kişi de öyle. Bedenin ölümü veya hastalanması postmodern dönemde doğa karşısında olmasıdır. Sizden şu beklenir, klimalı bir ortamda geberiyor da olsan çalışacaksın. Ama benim alerjim var, yani cam açsak, nefes alsak daha iyi değil mi? Aa, ama yaptık, bu kadar masraf yaptık, kıymalı. Ne güzel işte, hani burada alın. Mesela doğan çocukların yaklaşık astım alerji oranı, bu AVM'lerde yaşamların büyük parçası geçtiği için belli bir oranda artmış. Sayıyı hatırlayamıyorum, geçen hafta Uğur Bey'den öğrenmiştim. Yani bu tür şeylerimiz, şikayetlerimiz artar. Ve arttıkça doğanın karşısındaki konumumuz daha da güçlenir. Hep doğaya karşıymış, hep kendimizi korumak istermişiz gibi görünür. Yağmurda ıslanmak istemiyoruz artık. Veya güneşe oturup yanmak istemiyoruz. UV filtresi var işte, yok 50 faktör günlerde sürmelisin değil mi? Sistem böylelikle. Önce modernitede bozduğu doğayı, postmodernitede bize bozuk haline pazarlamaya başlıyor. Bakın böyle bir sistem. Evet, geçelim. Şimdi en büyük dert bu. Doğum ve ölüm karşısında yalnızız. Bu postmodernizmin bir belirlemesidir, önemli bir belirlemesidir.
Doğumunuzu hatırlıyor musunuz? Yalnızdınız. Tabii yalnız değildiniz. Size bir ev veren bir eve, işte sağlık personeli, anneniz, tamam. Ama deneyimleyemediniz. Ölümü de deneyimleyemeyeceğiz. Deneyimlesek de bir başkasına aktaramayacağız. Postmodern dönemde de bir başkasına aktaramadığın deneyim, deneyim değildir. Onu aktarman lazım. Aktaramadığıma göre ölümden sonra ben mutlak yalnızım. Ölümü biliyorum, bilmiyorum. Ama öleceğimi biliyorum bakın. Yani ölümün nasıl bir deneyim olduğunu bilmiyorum. Tevatürler var. Rahmetli son nefesinde işte arsanın yarısı kızıma dedi. Bu değil. Yani ölümü bilmiyorum, tanışmadım, görmedim. Ve büyük ihtimalle de orada yalnız olacağım. Ama öleceğimizi biliyoruz. Bu bildiğimiz bir şey. İşte bu bilinç üzerinden hareket eden postmodern söylemde öldüğümüz bilincini, öleceğimiz bilincini daha farklı biçimde bu tüketim halkalarıyla işleyerek ölümü ertelediğimiz bir gerçekmiş gibi bize sürekli olarak hatırlatır. Ölüm sistemlerce unutturulmaya çalışılır. Gittik çok güzel bir ev aldık ya, böyle akıllı, yani giriyorsun ışıklar yanıyor falan. Ne kadar ödeyeceksiniz? 30 yıl mortgage ödeyeceğiz. Bakın unutturdu bana öyle. 30 yıl ölmemem lazım, daha yeni parası var. Yani ödemem gereken şeyler var. Ölümü unutturan sistem doğumunuzu hatırlatır. Lanet olsun doğduğum güne, lanet olsun doğduğum yere, ülkeye. Keşke burada doğmasaydım, keşke şu çağda doğsaydım. Bakın bunları her birimiz söyleriz. Çünkü sistem bizi bu anlamda eleştirerle yaklaşıldığında hep doğumumuza geri götürmek ister. Psikoloğa gider, paraları verirsiniz, doğumunuza kadar geri gider. Yani her türlü tedavide size doğumunuz hatırlatılır. Ama zaten sorunu yaratan da sistemin kendisidir ve ertelenen gerçeklerdir. Doğurtma ve gömme biçimleri toplumsaldır. Söz hakkın yoktur tabii ki doğal olarak. Bununla ilgili tabii çok belgeseller, videolar var. Burada gösteremeyeceğim kamu alanında. Alman hastanelerinin çeşitli uygulamaları var. Su havuzunda doğumlar, işte sezaryene karşı kadın acı çeksin, o anı yaşasın. Kamerayla yanına adam giriyor, kocası giriyor, bütün aile giriyorlar, şampanya patlatıyorlar. Çocuk oradan kanlar çıkıyor bir şeyler. RTL Plus çekiyor Alman televizyonu. Veya bir şeye yatıyorsunuz, doğum paketi var hastaneye. İşte özel odada, değil mi? Odaya çiçek girmiyor. Çocuk doğar doğmaz, balon geliyor onun renginde. İşte fotoğrafçı geliyor, doğum fotoğrafçısı. Çok para var o işte. Yani ben felsefeyi bırakıp bu işe gireceğim bundan sonra. Acayip iş. Çok güzel para var. Doğum fotoğrafçısı. Doğan çocuğa hemen Facebook bir açılır. Artık yeni şey öyle sistem. İşte kumbara fonundan bir kumbara alınır. Çocuk doğdu her gün işte her ya da her ay ona bir altın alacağım. Bakın bir şey hani o toplumsal kurumsal deyimler üzerine gelen yapıştırmalar. Ve çocuk belki bunların hiçbirini istemiyordu. Böyle bir şey tabii onun söz hakkı ve iradesi olmadığı için iradesiz sayılacaktır. Evet. Şimdi doğumun öncesi, ölümün sonrası gibi bir şeyden yaklaşıyor postmodernite. Doğum öncesi ve ölüm sonrası alanlardan hareketle. Buraya linklerini koydum. Bahsettiğim sayfadan bulabilirsiniz. Siz de YouTube'da arasanız bulabilirsiniz. PowerPoint'e yükleyemedim. Çok çünkü veri tutuyor. Mümkün değil çalıştırmamız. Suudi Arap Kralı'nın maketli taziyesi var. Adam ölmüş, taziye. Evet, görmüşsünüz. Yani kadınsa kadın eli çıkıyor oradan. Herkes erkeği sıkılıp geçiriyor. Kuzey Kore diktatörüne ağlıyor insanlar. Ay ne güzel acı çektiriyor bize. Allah razı olsun. Kuzey Kore diktatörü. Afrika'da sambalı cenaze töreni var. Tabutu alıyorlar. Oo sambal. Gidiyoruz. Eğlensin adam. Mısır'da da Ortodoks Patriği az önce söylediğim 3. Şenol'un görkemli cenazesinde işte adamı bir yapmışlar. Vay dedim yani. Sibelcan alt etmiş yanında. 3. Şenol'da bizde olsa best model seçilir. Adam 90'lı yaşlarında ölüyor, insanlar ağlıyor ediyor ama müthiş görkemli bir şey ki Ortodoksinin tabi Türkiye'nin de bir görkem hep korunmuştur. Ama ölüye de yani bunu hissetmeyecek birine bile
bu şeyin yapılması ilginç bir postmodern bir durum yaratıyor, adeta bir çelişki yaratıyor. Evet. Şimdi doğumla ölüm arasında anlam var. Yani elinizde metinlerde de ben onu vurgulamaya çalıştım. Bizim bütün bunları konuşmamız, araya anlamı sokmamızla, yani postmodernite rüzgarı içerisindeki hermeneutik ilkelerle ilgili bir şey. Doğumu öyle de görebilirim, böyle de yorumlayabilirim. Yani düşündüğünüz bazı şeyleri de söyledim, belki düşünmek istemediğiniz bazı şeyleri de söyledim. Mutlak olarak üzerinde anlaşmak zorunda değiliz tarihsel gerçekler dışında. Onun için doğumla ölüm arasında anlam var. Aynı şey bireysel yaşamda da söz konusu. Madem doğumum ve ölümüm elimde değil, değil mi yalnızım burada? Yerine ne kalıyor? O aradaki süreçteki anlam kalıyor. İşte bu anlamın kendisini çok relatif biçimde değişen Rashomon etkisi gibi farklı farklı ortaya koyması postmodern bölüm. Yani doğan herkes aslında yaşamı içerisinde biliyor ki ölecektir ve bunu erteliyor. Bu çelişkiyi ertelemek için daha çok tüketiyor. Veya yapmaması gereken bazı şeyleri yapmaya başlıyor. Burada anlamın kurgusu söz konusu. Yaşama her birimiz anlamlar yüklüyoruz. Bu anlamların peşinden gidiyoruz. Bu anlamların peşinden gitmemizin bedelleri var. Bu bedeller modern dönemde manevi biçimde beden üzerinden ödenirken artık postmodernitede para üzerinden ödenir, tüketim üzerinden ödenir haliyle. Onun için doğum anlam ölüm ilişkisinde hangisinin öncelikli olduğu bir postmodern tartışmadır. Anlam dediğim şey doğumla ölüm arasındaki veya bunların zıt olarak görünmesinde mi ortaya çıkar? Doğum başlı başına bir anlam yüklemesi midir? Hani Max Scheler'in varoluşçuların söylediği gibi insan doğaya fırlatılmış bir varlıktır. Doğumda mı biçimlenmiştir? Yoksa ölüm olduğu için mi yaşam anlamlıdır ve anlam dediğim şey ölümden dolayı vardır? Hiç ölüm olmasaydı acaba anlamlı olur muydu? Doğum anı ve sonrasına devam eden sonsuz bir hayat. Anlamlarımız ne biçim olurdu acaba? Postmodernite bunun üzerinden düşünmeye çalışıyor. Başlangıç, süreç ve son kavramları bunun için çelişkili. Daha doğrusu çelişkili de demeyeyim, esnek. Hangisi başlangıç? Doğduğunuz an mıdır yaşamımızın başlangıcı? İşte psikologların dediği gibi soyut işlemsel dönem 13'lü yaşlar, blue çağı verdiniz, anlamaya başladınız, bu mudur? Yoksa işte 30'undan sonra insan değişiyor, o mudur? Vallahi iş hayatı da bitti, emekli oldum, kendimi dinliyorum. Şimdi yaşama anladım ne olduğunu, bu mudur? Yoksa işte hastanede kemoterapi gören bir hastanın keşke hayatı şöyle yaşadım dese mi? Yani demesi midir? Bunun için de hangisi başlangıç, hangisi süreçtir ve hangisi sondur? Postmodernite açısından hangisi diğerini gerektirir bir sorun. Yani gerekli yeterli neden meselesi vardır felsefede. Gerekli yeterli neden ilişkisi içerisinde hangisi diğerini gerektiriyor? Bu önemli bir sorun ve bir tansiyon yaratıyor. En somut olan ve en soyut olanı hangisidir? Doğum bize çok somut gibi geliyor. Acaba daha mı soyut ölümden? Çünkü ömür boyu ölümle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Felsefe okuyoruz, din kitapları okuyoruz, ölümleri düşünüyoruz, başkalarının ölümlerini deneyimliyoruz. Acaba daha çok üzerine çalışıyoruz, daha mı somutlaştırıyoruz? Bu da bir tartışmadır. Ve başkası dediğim, yani postmodernitenin adeta taptığı, görsellik üzerinden onu kurguladığı ve sürekli bizi tüketime yönlendirdiği başkası hangisinde nasıl rol oynuyor? Bir doğum gerçekleştiğinde o aileye dışarıdan gelen bir başkası burada nasıl rol oynuyor? Bir ölüm olduğunda acını paylaşıyorum diyen biri nasıl bir rol oynuyor? Mesela acıyı paylaşabilir mi? Veya işte şöyle bir şey zorunda kalmak başkası açısından nedir? Öyle değerlendirsek nasıl gözüküyoruz? İşte cenazeye çiçek gönderilmemesi, bundan eğitim hakkında bağış yapılması. Bakın neleri düşünmek zorundasınız başkası için. Kendi ölümümüz için değil. Evet. Şimdi postmodern doğumun E hali dedim bunu da başlığına. Postmodern doğumun E halinde gebelik planlanan bir süreçtir. Ve buna kurumlar müthiş paralar harcarlar.
teşvik ediliyor biliyorsunuz ülkemizde. Kaça çıktı? 3'lü 5'e mi çıktı? Maşallah, maşallah. 5'e çıktı mesela, gebelik böyle bir şey. 300 lira da var, ömür boyu yeter. Bir çocuğa mı? Bir çocuğa. İyiymiş. Güzel para. Evet. Tabii sizden, bizden olan paralar bunlar. Gebeliğin planlanması böyle dikte edilen bir şey bakın. Doğal sürecinden çıkmış. Doğum servisleri az önce bahsettiğim çeşitli bu yan ürünler. Yasal süreçler aynı şekilde postmodern doğumun E halini besliyor. Doğan çocuğa don biçilmeli dedim. Evet, artık günümüzde doğan çocuğa don biçmek zorunda aile. Yani çocuk olduktan sonra, doğum gerçekleştikten sonra aileyi ve anneyi özellikle doğumdan daha zor bir süreç bekliyor. Çocuğun olup bir parka gidebilecek mi mesela? Temiz hava alabilecek mi? Bu çocuk 20'li yaşlara geldiğinde ülke ne durumda olacak? Acaba bu çocuğu iyi bir gelecek bekliyor mu? Burada gelecek kuşaklar problemi dediğimiz felsefede ve sosyolojide, özellikle çevreyle ilgili sorunlarda gelecek kuşaklar problemi işin içine giriyor. Doğan çocuğa don biçilmez. Kendi şeyini bulur. Yani ona bu kadar önlem almamamız gerekir mi? Yoksa önlem almalı ve onun hayatını planlamalı mıyız? Böyle bir şey var. Tartışma. Odası nasıl olacak? Bakın tartışma, doğacak çocuk ama E hali devam ediyor. Daha çocuğa don biçiyoruz. Devam ediyoruz. Toplumsal cinsiyet apayrı bir sorun. Özellikle postmodernite sonrasında karmaşık bir konu haline geldi. Bununla ilgili mesela tercihleri nasıl olacak? Bu da postmodern doğumun E halinden biri. Hangi mesleği yapacak? Bu da çok önemli sistemdi. Çünkü bizlerin anlamları, doğum ve ölümleri mesleklerimize göre belirlenir. Yani siz bir paşa emeklisiyseniz ona göre öleceksiniz. Töreniniz öyle olacak. Sıradan bir insansanız, sosyolojide Goffman'ın, Giddens'ın falan söylediği postmoderniteyi düşünürsek, sıradan bir insan için bir önemi yok yani. Olur bir şekilde, olur. Onun için meslek onun ölümünü bile belirleyecek. Riskli meslekler grubu, iş sağlığı kurulları, bütün bunların planlanması bununla ilgili. Postmodern ölümün E haline geldiğimizde, iyi ve kötünün ötesinde, Nietzsche'ye atfen, ben acaba nasıl anılacağım? Yani artık iyi mi anılacağım, kötü mü anılacağım, bu modernitenin sorusuydu. Acaba beni neyle hatırlayacaklar? Çıkan single'ımla mı hatırlayacaklar? Değil mi? Yaptırdığım işte bir okulda mı hatırlayacaklar, bıraktığım bir şey, sansasyonel dedikoduyla mı hatırlayacaklar, nasıl anılacağım çok önemli. Yani şeyde çok tartışma oldu Facebook'ta, ölen bir çocuğun annesi kızının Facebook hesabını kullanamıyor. Ve bunun üzerinden Facebook'ta mahkeme açtı bir şey. Yani şöyle yapıyor Facebook, sizin öldüğünüzü tespit ettiğinde işte Ali Kemal. Ali Kemal'in üstüne Ali Kemal anısını diyor. Facebook o hesap onun oluyor artık. Yani fotoğraflarınız, yaşamınız Facebook'a ait oluyor. Aileniz girip şifreyle orada şeyi yapamıyor. Bir değişiklik yapamıyor. Dolayısıyla nasıl alınacağı çok önemli. Yani benden sonra Facebook devam edecek mesela. Kim kimi dürttü, ne yaptı? Yani bunlar önemli şeyler. Ya benden sonrası ne olacak? İnanıyorum ki burada çoğu anne baba, ebeveyn veya işte çocuk sahibi olmayanlar, kendi yakınları, sevdikleri için hep benden sonrasında planlarlar. Ailelerimiz hep böyledir. Ya ölüp gideceksin, senden sonrası tufan. Hayır, böyle bir anlayış yok. Benden sonrasının ne olacağıyla ilişkili kurgular var. Sizleri de aramışlardı bankalardan. Ölürseniz, kolunuz koparsa kart borcunuzu ödüyoruz. Bunun için her ay kartınızdan bilmem kaç kuruş kesiyoruz. Ya bana ne, ben öldükten sonra bana ne borcumdan? Hani ben yokum ki o felsefedeki şey, ölüm varsa ben yokum, ben yoksa ölüm yok. Tabii böyle deyince kapatıyorlar telefonu. Sigorta karşılar mı acaba işte ölümümü? Sistemdeki yüküm ne olur? Şimdi böyle mezar almadıysan ne olacak bu ailenin yuva? Töreni nasıl olacak? Yer nasıl bulunacak? Farklı gömme taleplerinin sistemle çelişkisini nasıl aşacağız? Biz de Aziz Nesin olayında olduğu gibi biliyorsunuz. Yani ölme biçiminizin sistemle çelişmemesi lazım. Belli bir kategoride ölmelisiniz. Yani ona göre belirleyin durumunuzu. Diğer kategoriye çok geç olmadan geçin eğer geçecekseniz. Evet. Güven abi.
Şimdi postmodern yaşamın, hani başlığındaki gibi, ben böyle postmodern yaşamadım diye üç nokta devam ediyor. Doğum tanımını, kendi tanımını, kendinizin ne olmasını da tanımlıyorum. Sen kendini düşünemezsin şimdi, kendinin ne olacağını. Ben sana nasıl bir kendilik yaşayacağını, olanaklarını vereyim diyorum. Ölümünü tanımlıyorum. Özgür doğuyoruz, hür yaşıyoruz, istediğimiz gibi ölürüz sanıyoruz ama yanılıyoruz her cümlede. Objektif ve subjektif zaman algısı üzerinden bizimle oynanıyor. Şöyle oynanıyor, emeklilik yaşı mesela. Bu tür tanımlamalar ve bunların sık sık değişmesi, ihtiyaçlara göre değişmesi, firmaların ihtiyaçlara göre yaşlılarla ilgisi, yaşlanma huzur evlerinin politikaları, tüm bunlar veya sizin aldığınız hizmetlerin yaşa bağımlı olarak değişmesi. Hatta telefon şirketlerinin bile yaşlara özel paketler yapması. Emekli paketi mesela. Bu postmodern bir anlam veriyor. Ya sen zaten 70 yaşındasın, anlaşılır. Sen 300 dakika torununla konuşursun. Sana 30 lira bir paket yeter diyor. Aa genç Türksel, sen 10.000 şey atarsın, SMS atarsın. Bunu yaşlıya o atamaz diyor. Sen şunu yaparsın, sen bunu yapamazsın. Yaşına göre de şöylesin diye sistem seni tanımlıyor. Ve zaman algını da değiştiriyor. Ay çok güzel oldu İstanbul. 1,5 saatte Taksim'e gidebiliyorum. Değil mi? Hani Edirne'den İstanbul'a gittim. Olsun, 1,5 saatte Taksim'e gidebiliyorum artık. Zaman algımı da değiştiriyor. Veya çok rahmetli iyi yaşadı zaten. Hani 60'larını buldu yeter. Veya işte yaş ömür şeyi uzadıkça, süresi uzadıkça işte yüzlü yaşlara geldiğinde bile sağlıklı olan ve kafası çalışan iyi iş yapan insanlığı belli bir zaman algısıyla yaklaşılması. Yaratılmış ihtiyaçlar postmodern yaşamın doğum ölüm çizgisinde kullandığı en güçlü silahlardan biri oluyor. Onun için yaratılmış ihtiyaçlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ölürken benim ne olacak mı? Doğduğumda zaten bu ihtiyaç benimle var mıydı? Bu benim yaşımın ihtiyacım, bu yani sistemden bağımsız olarak anlamım içerisinde nerede? Postmodern yaşamda sektörel din alışkanlıkları var. Din bir sektörel bazda ilerlediği için, sektörmüş gibi çalıştığı için alışkanlıklarını da böyle diretiyor. Aynı dini, sadece Müslümanlık, İslamlık için demiyorum, tüm dünyada olan bir akımdan bahsediyorum. Aynı dinin, aynı ibadet biçiminin farklı yaş gruplarına göre farklı biçimlerde değiştiriliyor olması, dinin kendisiyle çelişirken bu sektörel anlamda kullanılan bir şey oluyor. Hani şu şeyler de var ya, dijital zekimatik. İşte böyle garip şeylerimiz var. Kentsel ölüm diye bir başlık açtım. Çünkü postmodern yaşamda kentsel bir ölüm de söz konusu. Yani kentte yaşayan bir varlık değil, giderek ölen bir varlık. Acaba ölümünü nasıl geciktirebiliriz, nasıl onu yenileyebiliriz diye çalışılan bir varlık. Postmodern yaşamda bu türden bir kentsel ölüme karşı en önemli direniş estetik direniştir. Ve bu estetik direniş de istenmeyen doğumları engelleyen bir direniştir. Yani estetik bir direniş olduğu zaman kentsel bir ölüm karşısında veya toplumların, kültürlerin ölümleri karşısında bu direniş sayesinde istenmeyen doğumlar engellenir. Yani yanınıza çıkmasını istemediğiniz uyduruk bir apartman çıkmaz o zaman. Bu istenmeyen bir doğumdur, bir üvey çocuk gibidir. Yani kentte şu an baktığımızda pek çok üvey çocukla yaşıyoruz değil mi? Evet. Aa, bitiyor valla. Ben ara vereceğim. Ben böyle konuşamam çok. Kusura bakmayın, bir ara vereceğim. Yalnız bir ricamız var. Şimdi burası bir kütüphane olduğu için vereceğimiz arada ya burada vakit geçireceğiz. 5-10 dakika nefes alalım, tuvalet ihtiyaç falan olabilir. Ya da kapının dışında geçireceğiz. Yani şu ara koridorda gürültü olmamasını özellikle rica ediyor yönetim.